Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Selamun aleyküm gençler. Evet arkadaşlar, biz uyandık, hazırlandık, kahvaltıya geçiyoruz. Evet. Dün video çekmedik. Hoş bulduk. Aha bakın şuradakine. Bugün dedik ki video çekelim. Hadi Mihra gel. Bugün Tuğbaların son günü. Biz yarın çıkış yapacağız. Bugün de burada geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi Tuğbalarla bir kahvaltıya gideceğiz. İşte sonra vedamızı yapacağız maalesef. Ay çok çabuk geçti, biz anlamadık. Tamam annem geliyor. Allah'ım hemencecik, bir de endişe ediyor kardeş için. Gel. Merhaba yap bakayım. Merhaba. Merhaba gel. Hadi gel. Aa, tamam, el tutuşmayacağız. Tamam. Yürü hadi. Geliyor geliyor. Arkadaşlar çocukların kahvaltısı hazır. Hepsi, aha Aslan, Mihroş, Miralinda. Böyle bir güzel kahvaltımızı yapacağız. Aha üstüne sıçrattı. Domates çok güzel değildi anneciğim. Şimdi ben de kahvaltımı alayım. Şöyle yumurtalı ekmeğin üstüne labne falan da sürdüm. Hadi bakalım. O en son, tamam mı? Önce tabağımız bitsin. Hadi bakalım. Neymiş burada, kimler varmış? Aslan nasıl tırmanıyor? Bakın aslan, koştur. Koştur. Baba. Aslan çok çevik ha. Kızım burada. Oğluşum burada. Hemen bura kayacak mısın? Bir. Aha. Düştü. Hop. At kendini toplara. Eymen bura, at toplara kendini. Buraya buraya bak, buraya Eymen. At içine topların. Aha. Aslan geliyor, aslan geliyor. Mira da burada. Hadi zıpla. Oh. Bakın, burada da kimler oynuyor. Varmış tombiksim. He? Annemiz minik kızım. Gülüyor mu? Biraz. Efendim size. Hadi zıpla bakayım. Zıplayıver, zıplayıver. Müzik bekliyor, müzik. Hanemiş kızlarıma benim. Evet gençler, veda vakti. Canerleri yolculuyoruz. Aslan ayakkabıların nerede senin? Senin ayakkabıların nerede? Şunlar mı senin ayakkabıların? Hadi otur bakalım. Otur giyin bakalım. Evet. Sarılalım mı kocaman? Kocaman yap bakayım abla. Kocaman. Oh. Hadi bakalım. Allah'a emanet. İnşallah. Arayı böyle çok açmadan. Evet. İnşallah. Bir buçuk sene geçmesin. Aynen geçmesin. Eymen bay bay yaptın mı? Hadi. Aslan, Aslan burada. Hadi yolu kapat. Mihra nereye gitti amca? Nereye gittiler? Göster bakayım bana, neredeler? Oradalar mı bakalım? Aa evet, birazdan yola çıkacaklarmış. Vallahi vay be gittiler. Evet, birazdan yola çıkıyorlarmış. Bay bay yapalım mı onlara Mihra? Bay bay yapalım mı kızım? Eminim de buradan bakıyor. Efendim. Ama babacığım evlerine gitmeleri lazım. Başka zaman yine buluşuruz inşallah. Tamam mı babacığım? Evet. Çok mu sevdin sen onları? Ama burada kalsınlar. Ama evlerine gitmeleri lazım babacığım. İşleri var. Baba. Efendim. Tamam kızım. Hazırlayacağım ben sana. Tamam mı? Önce bay bay yapalım mı amcalara? Yolculayalım mı? Bay bay yapalım mı buradan? Bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. Gittiler. Ertesi ve son günden herkese selamlar arkadaşlar. Ben dün artık çekim yapmayı unuttum. Tuğbalar gitti. Biz biraz dışarı çıktık, dolaştık, ettik, geldik. Efendim anneciğim. Şimdi bavul hazırlığı, hepsini topla, et falan derken kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Öyle bugün yani çıkış yapacağız. Zaten direkt odayı teslim edeceğiz değil mi? Evet, check out yaparız. Hemen vereceğim kartı. O sırada sonra kahvaltımızı yaparız. Öyle yani arkadaşlar. Ondan sonra yola çıkarız. Özleyeceğiz. Evet. Aynen öyle. Öyle. Burası güzel oluyor. Çocuklar da burada. Mihra, merhaba yapmak ister misin?
Eymen Bura. Biraz huysuz Eymen Bura bugün. Ne oldu? Merhaba yapacak mı? Hadi bakalım çıkalım. Şu kuş seslerin güzelliğine bakın ya. Ne güzel ötüyorlar. Mihroş gel. El de tutmak istemiyor. Şöyle tın tın. Evet annem baktım. Gel hadi. Tın tın. İnanın bir de böyle yaylana yaylana. İstese hızlı da yürüyor ama yok. Keyfini çıkara çıkara. Oluşum da burada. Hani güllesi ballısı. Oh, yavrum benim. Oo bir tanem benim. O şu an aç aç. Ne oldu? Koştur koştur. Tamam. Allah aşkına Allah aşkına şuna. Tın tın. Mihrab bebi ne yapıyor? Ne? Ne yapıyor bebi? Nga nga. Nga nga. Sen ne? Ne diyordun az önce? Abi. Abi. Ne yapıyor bebi? Ağlıyor mu? Hadi gelin bakalım. Anne, anne. Bibi ağlıyor, ağlıyor. Aa, Cinderella'nın ayakkabıları düştü. Kız. Aha. Evet yani her şeyi yükle, çocuklar vesaire derken onların da tam böyle uyku saati. Birazdan yatacaklar. Yola çıktık bakalım. Evimize doğru gidiyoruz. Evimizi de özledik. Aa, aç diyor şarkıyı aç diyor görüyor musunuz? Anne video çekiyor. Şarkıyla uyuyacak. Arabada şarkıyla uyumayı çok seviyor. Evet şimdi evimize doğru gidelim arkadaşlar. Zaten şurada 1,5 saatlik falan. Aynen öyle. 1 saat 40 dakika falan diyor. Durma yolumuz var. Aynen 2 saatte hadi. Eve varacağız inşallah. Ondan sonra böyle günümüz başlar. Bavulları boşalt. Yarın da bıdıklarımızı alırız büyük ihtimalle. Evet. Hadi bakalım. Gençler, en bir sevdiğimiz muhteşem tesislerine geldik. Tam da Meyra'nın karnı acıktı. Şimdi sultanım onu hallediyor. Ne yapacağım? Tabii ki ballı kaymaklı gözleme yiyeceğim. Hadi bakalım. Gençler, bu bir reklam değil. Öyle biz zaten burayı her zaman öneriyoruz. Bakın muhteşem tesisleri ballı gözleme ve alabalık. Gerçekten balığı da çok güzel. Bir kere tattırmışlardı bize. İnternet üzerinden de satış yapıyorlar. Böyle ürünleri vesaire var. Çok güzel yani bakın numaraları falan da var. Şurada karşı tarafta market var. Bu tarafta da ufak restoranları var. Şimdi ballı kaymaklı gözlemem gelsin. Onu da size göstereceğim. Yanında böyle ikramlar geliyor. Yoğurdu efsane bir şey. Alıp evde şey yapabilirsiniz yani. Çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde. Ballı kaymaklı gözleme gelmeden böyle de ikram geliyor. Ufak bir gözleme. Sucukları çok meşhur, çok güzel. Böyle. Daha yani ana şey gelmedi, ürün gelmedi. Gençler asıl gözleme geldi. Bakın böyle ballı kaymaklı. İçi böyle yumurtalı bir şey. Ama hiç absürt değil yani. Tuzlu tatlı karışımı çok güzel bir şey. Hadi bakalım bana afiyet olsun. Sonunda evimize gelebildik arkadaşlar. O kadar özlemişiz ki anlatamam size. Zaten geldik hemen çocukların bir üstlerini başlarını değiştirdik. Ben zaten otelde akşamdan banyo yaptırmıştım. Hani yolumuz da öyle hani saatler işte bütün gün sürüyor gibi bir şey olmadığı için böyle güzel oldu. Onlar banyolarını yaptı zaten tertemizler. Biz sadece üst baş değişikliği yaptık. Bir de böyle bavulları falan boşalttık. O da çok hızlı bitti. Çünkü ben şey yapıyorum. Onu da söyleyeyim belki fikir olur sizlere de. Otelde hep yanıma çöp poşeti alırım. Bizim renklileri, beyazları mesela diyelim
çıkardık, kirliye gidecek. Öyle kenara sıkıştırmak yerine direkt poşetlerde ayırıyorum. İşte çocukların çamaşırlarını da direkt ben mesela Eymen Buran çamaşırlarını bir poşete ayırıyorum. Mihraksa Meyra Hafsa'nınkini bir poşete ayırıyorum. Direkt ben zaten ayıklanmış bir şekilde oluyor. Temizleri de temiz bir poşete alıyorum. Eskiden mesela tatilden gelince hepsini yıkanmaya atardım. İşte malum ev halkı büyüyünce artık öyle yapmıyorum. Temiz olan her şeyi direkt temiz bir poşete geçiriyorum. Kokusuz bir poşete. Böylelikle hani bavul ya da işte kirlilerle birleşme falan olayı olmuyor. Ne oluyor? Onları direkt evde yerleştiriyorum. Diğer türlü de işte direkt çöp poşetinde olanları hemen makineye atıyorum. Ayıklanmış bir şekilde olduğu için hemen bitiyor arkadaşlar. O kadar iyi oldu ki bu yöntem. Bir de mesela her zaman yanıma bir tane bez ve deterjan alırım birazcık. İşte mesela gitmeden önce her şeyi yıkarım. Mesela oyuncak mı götürdüm? Hemen otelde akşamdan yıkarım. Ondan sonra makyaj malzemelerinin hepsini silerim. Her şeyi yapıyorum orada. Bir güzel poşetliyorum, şey yapıyorum. Eve gelince direkt tak 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 dolaplara yerleştiriyorum. Böyle daha rahat oluyor. Evde uğraşmış olmuyorum. Şöyle gelmişken de hemencecik arkadaşlar. Şöyle şu bakım çantalarını yıkadım. Zaten zamanı gelmişti. Tatil sonrasını bekledim. Tertemiz oldular. Banyoda küvette yıkadım. Şimdi burada biraz güneş var diye buraya koydum. Burada bir güzel kurusunlar. Malzemelerini de koyarım. Bunlar da mis gibi olmuş olur. Önümüzdeki günlerde bebek arabalarını tekrar bir temizlerim, üstünden geçerim. O şekilde yani bütün bavulları boşaltmış olduk. Şöyle her yerde tertemiz. Bu arada halılarımız da zaten biliyorsunuz gelmişti. Bakın bu şekilde. Onları da hemencecik serdik. Birkaç kişi şey demişti. Beyza işte hani biz kapalı bir şekilde bırakmıştık biliyorsunuz ki. İşte küflenmesin falan dediniz ama zaten birkaç gündür evde duruyordu. Biz onları zaten böyle nasıl diyeyim ağzını açıp havalandırmıştık. Hiçbir şekilde de bir şey olmadı çok şükür. Şöyle göstereyim. Burası da bu şekilde. Bavullar şu an orada duruyor. Yani çatıya gidecekler ama işte kediler gelsin onların kaplarını da bir temizleyeyim. Onlar da çatıya gidecek. Hani bir seferde hepsini çatıya kaldıralım dedik. O yüzden onlar orada şu anda böyle bekliyor. Ama dediğim gibi bütün işler böyle tamam oldu. Bu da bizi bayağı mutlu etti. Şimdi bakalım Ramazan hazırlığımız olacak. Yani hazırlık dediğim aslında ya verandaya açısımız var Ramazan için. Ama onu belki Ramazan'a girdikten sonra da yapabiliriz. Çünkü bir yandan Ramazan alışverişi yapacağız. Bir yandan bu yani zaten şurada 2-3 gün falan kaldı arkadaşlar. Hepsini de sıkıştırmak istemiyorum. Güzel güzel yapısım var. Size de dolu dolu çekesim var. O sebepten dolayı hani kendimi şu an kasmayacağım. Aslında böyle hepsini bitirip öyle Ramazan'a giresim vardı. Size de hani video olsun istiyordum ama yavaş yavaş yaparız. Sıkıntı değil. Önceliğimiz alışveriş. Çünkü evde yani pek bir şey kalmadı. Hani sebze, meyve, hani Adana hiçbir şey yok. Çünkü zaten tatile gideceğimiz için hepsini tüketmiştik. Onları falan Ramazan alışverişi yapılacak yani. Şu an önemli olan o. Sonradan işte bir şeyler yine yapılır arkadaşlar. Onları zaten sizlere çekerim. Evet, şimdi bakalım çocuklarla biraz oyun oynayalım. Zaten hani bayağı bir yolda geçmiş oldu. Şimdi diğer vaktini de güzelce çocuklarla vakit geçirerek ayıralım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Şöyle kahvemi hazırladım arkadaşlar. Bu evde yaptığımız kahveyi o kadar özlüyorum ki. Şimdi böyle kahve keyfimi yapacağım. Onu yaparken de bir yandan hurmalarımı hazırlayacağım. Onları süsleyeceğim. Biliyorsunuz geçen sene de yapmıştım. Arasına böyle fıstık kreması, işte sonra böyle ya kaju ya fındık ya da badem koyabilirsiniz ya da ben tam Antep fıstığı da koyuyordum. Çok güzel oluyor. Üstünü çikolatayla kaplıyorsunuz. Benim burada sütlü ve bitter var. Ben muhtemelen sütlüyle kaplarım. Birkaçını biterle böyle süs yaparım. Sonra bir de böyle biraz süsleyeceğim arkadaşlar. Size son halini de göstereceğim. Beraber yapalım istiyorum. Böyle kahvemi içerken birazcık bunlarla başlayayım. İlk önce hurmalarımın çekirdeklerinden ayıracağım. Dediğim gibi siz istediğiniz şeyleri sürebilirsiniz ama fıstık kreması çok yakışıyor. Hele ki şekersiz fıstık kreması. Çünkü hani zaten hurma tatlı, ondan sonra acıma çikolata da koyuyorsunuz vesaire derken aşırı yoğun olmaması adına böyle şekersiz kullanabilirsiniz. Benimki şekerli ama siz şekersiz kullanın eğer varsa. O da çok lezzetli oluyor. Şimdi direktmen başlayalım.
Evet arkadaşlar, hurmalarımın son haline bakın. Bayıldım. Çok çok güzel oldu. Şimdi böyle iyice kurusun. Sunumluğumu alacağım inşallah. Size de böyle fikir olsun. Ben içine kaju koydum. Dediğim gibi farklı bir şey de koyabilirsiniz. Ben kajudan yana gittim. Hepsi eşit olsun, aynı olsun istedim. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, hurmalarımı bir güzel fanusuma dizdim. Harika oldu tek kelimeyle. Şöyle yakından da göstereyim size. Burada da hurma tabağım var. Biliyorsunuz Instagram'da bayağı bir paylaşıldı. Bence hurma tabağın hak ettiği hurma oldu dermişim. Şaka yapıyorum tabii arkadaşlar ama bence böyle çok şık oldu. Sofralarda da çok güzel olur. Evet yani bu videoyu siz zaten cumartesi izleyeceksiniz. Yani cumartesi, pazar... İsterseniz bu şekilde hazırlık yapabilirsiniz ya da misafirleriniz geleceği zaman da yapabilirsiniz. Ben geçen sene o şekilde yapmıştım. Misafirim geldikçe o gün hazırlamıştım ama böyle tabii erkenden hazır olması daha güzel. Evet, bu şekilde. Evet, mutfağı da toparladım arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ay. Ay. Minik ördek seni, minik minik minik. Son oyunlar sonra hepiniz yatacaksınız. Ya. Geliyorum. 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 Tükere tükere geliyorsun. Evet arkadaşlar, Burak gitti, kedileri aldı hemen. Valla dayanamadık. İyi ki geldiler. Evde şu an fırfır dolanıyorlar. Size de çekerim eğer ki böyle hani şu an onları yakalarsam. Şöyle kahve yaptım. Ben normalde Türk kahvesi pek içmem. Hani genelde böyle latte tarzı hafif kahveler daha çok seviyorum ama Burak'a eşlik edeyim dedim. Şöyle kahvelerimizi hazırladım. Şimdi bir kahve içip sonra artık çocukları yatışa hazırlayacağız. O şekilde. Evet, canlar, çocukları yatırdık. Böyle kurutmadan bayağı bir çamaşır çıktı. Onları katladım, yerleştirdim. Şu an yıkanacak bir şey kalmadı. Valla bugün sürekli makineyi çalıştırıp durdum. Bizim ceketleri vesaire de hepsini yıkadım. Genelde hemen öyle yapıyorum. İlk ceketleri atıyorum, bir tertemiz oluyorlar. Şimdi ütülenecekler birikti. Aslında tatilden önce yapmıştım ama tabii tatilde sürekli üst baş değişiyor. Sürekli bir şeyler oluyor. Bayağı bir ütülenecek çıktı. Hemen onları ütüleyeceğim. Artık böyle Ramazan öncesi böyle ütüsüz vesaire girerim diye düşünüyorum. Yarın da birazcık böyle hazırlık yapasım var. Çok abartı büyük bir hazırlık yapmayacağım ama böyle misafir çağırdığımda bana kolaylık olacak ya da aniden hani hızlı hızlı iftar hazırlamak istediğimde bana kolaylık olacak şeyler hazırlayacağım. O şekilde bu videoyu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video almıştır. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.